Hastanelerin doluluk oranı arttı dedik. Peki hastanelerde son durum ne? Yoğun bakımlar ve koronavirüs servisleri aşısızlarla doldu. Uzmanlar böyle devam ederse kapanmalarla tekrar karşı karşıya kalabiliriz uyarısı yaptı. Vaka sayılarındaki yükseliş korkutuyor. Artış hastaneleri doldurmaya başladı. Günlük ve haftalık takip ediyoruz verilerimizi. Hasta sayısında artış var. Vallahi kendilerini korumadıkları için oluyor. Hem acile başvuran hastalarda artış var, hem servise yatırılan hastalarda artış var. Vakalar 20 bin sınırının üzerinde seyrediyor. Aşısızların salgını sürüyor. Maalesef aşı olmayanlarda hastalık çok ağır seyrediyor. Onun için yine altın kurallarımızdan biri olan aşıyı da çok üst seviyelere getirmemiz lazım. Kanser hastası olduğum halde 2 kere aşımı vurdum. 3 tane 4 tane aşı oldum. Biz de istiyoruz vaka artışları sürmesin. Hem yatan hastalar hem vefat edenler. Büyük kısmı ya hiç aşı olmayanlar ya da eksik bırakanlardan oluşuyor. Koronavirüs nedeniyle yatan hastaların %92'si aşısız kimselerden oluşuyor. Yani tam doz aşısı olmayan kişilerden oluşuyor. Aşılı olup hasta olan yok mu? Var. Ama çok hafif geçiriyorlar. Aşısızların yoğun bakıma düşme riski %58. 2 doz aşısını olanlarda ise bu oran %1'in altında. Ek bir hastalığı olmayan bir hasta ölümle pençeleşiyor burada. Şimdi vaka sayılarında öyle bir yerdeyiz ki yukarı doğru seyrettiğinde her an 4. dalgayla karşı karşıya kalabiliriz. Çok tehlikeli bir orandayız. Nitekim hastanelerin yoğun bakım servislerinde de tedirgin edici bir artış var. Şimdi yoğun bakımlarda durum nedir? Gelin birlikte görelim. Ciddi bir doluluk oranımızda artış bulunmakta. Yaklaşık bir ay geçkin bir süredir sayımız 2 katına, hatta bazı zamanlarda 3 katına kadar artış gösterdi. Koronavirüs servisleri, yoğun bakımlar, bakın buralar çok önemli. Vakaların tekrar artmasıyla yoğun bakımlar dolarsa eğer bizler tekrar sıfıra döneceğiz. Tekrar kapanmalar yaşayacağız. Tekrar kapanmamak için, sıfırdan başlamamak için tedbirlere harfiyen uymamız ve aşı olmamız hayati önem taşıyor. Bir daha bazı şeylerden mahrum olmamamız için aşılanmayı düzgün, doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. 4. dalga riskine karşı tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. 2 doz aşılanmayı bir an önce tamamlamak şart. Aşı olmazsa bu hastalıkla mücadele etmemiz mümkün değil. Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu %75-80'ini 2 doz aşılı hale getirmek istiyoruz ki sosyal yaşamımız daha rahat olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.